Bir önceki videomuza 20 TL'lik destekte bulunan Grealish Yusuf, Can Soydan ve Kerem Güler'e, 50 TL'lik destekte bulunan Ben Tuna, Baran Yılmaz ve Yüksel Efe Topçuoğlu'na teşekkürler. Sizler de beğeni butonunun hemen sağ tarafındaki teşekkürler yazısından teşekkürde bulunabilir ve videoya adınızı yazdırabilirsiniz. Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of History 2'de İtalya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bugün sizlerle hedeflerimiz son derece açık ve net belli. Nedir abicim o hedeflerimiz? Şöyle mikrofonu birazcık uzaklaştırayım da. Heh, tamam. Nedir o hedeflerimiz? Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde Mısır Devleti'nin bizim müttefikimiz olan ve bizim dost olarak bellediğimiz, bildiğimiz Türkiye'ye savaş ilan etmesiyle beraber bizler de diplomatik olarak öncelikle Mısır'a tepkimizi koyduk. Sonrasında da bu işin artık bir başka devlet işe ağırlığını koymadan sonunun gelmeyeceğini düşündüğümüz için ne yaptık? Savaş ilan ettik onlara karşı, Mısır'a karşı. Çünkü bu iş, Mısır ve Türkiye arasında süren bu gerilim ve pek çok devletin beraber koalisyon kurup Türkiye topraklarını ele geçirme çabası, İtalya devleti işe elini atmadan bitmeyecekti, geçmeyecekti. Biz de gerekeni yaptık, müttefiklerimizi her zaman olduğu gibi koruduk ve Mısır devletine savaşımızı ilan ettik. Yani herhalde dünyada müttefiklerine güven verme açısından en çok güvenilebilecek, en çok adı geçecek devlet İtalya'dır. Zira bugüne kadar ne İspanya'yı ne de Türkiye'yi yüzüstü bırakmış bir devlet değiliz. Yani herhalde dünyada şu anda pek çok devlet, lan keşke bizim de İtalya gibi mert, yiğit ve vurduğunu kıracak bir müttefikimiz olsaydı diyordur diye tahmin ediyorum. Biz de zaten dünyaya bunu dedirtmeye çalışıyorduk. Bu bölüm hedeflerimiz öncelikle Mısır topraklarını tamamen ele geçirmek. Sonrasında Mısır harbinden kalan orduların tamamını Anadolu'da görevlendirip Türkiye'nin topraklarını kurtarmak. Son olarak da Fas devletini yeniden İtalya hakimiyetine bağlamak. Bunları yaptığımız takdirde bu bölüm bizim adımıza bir başarıyla tamamlanmıştır. Bir ek görev, bir yan görev olarak da dünyada artık ilk 5 içerisine girmeyi hedef diyoruz dostlar. Bu arada Mısır'da da yine bir vasal devlet kurulacak, ondan da haberiniz olsun. Şimdi ilerlemeye devam edebiliriz. Özellikle geçtiğimiz bölümü Nil Nehri kıyılarına yaklaşmışken bıraktık. Dolayısıyla savaşın asıl zor kısımlarının gerçekleşeceği, asıl gerçek cephelerin oynanacağı bölümde bıraktık savaşı. Bölümü. Dolayısıyla bu bölümün başlangıcı biraz zor geçebilir diyecektim. Evet, sadece bir bölgede ufak bir direnişle karşılaştık. Onun haricinde diğer bölgeleri rahat rahat elimizi kolumuzu sallaya sallaya aldık. Gayet güzel. Devam edelim. Evet, oraya 10 binlik bir ordu geldi. Bir tane saldırımız başarısız oldu. Onun haricinde sıkıntı yok. Orası başarılı oldu ama böyle çok ucu ucuna başarılı olduk gerçekten o bölgede. Sıkıntı değil. Hemen gerideki toprakların bazılarını şöyle bir korumaya almamız lazım bizim acilen. Mısır devleti şu anda kendi topraklarının çok büyük bir kısmı işgal altında olmasına rağmen halen deniz üzerinden, Akdeniz'den Türkiye topraklarına çıkarma gönderme derdinde. Yani Mısır devletinin gerçekten artık yöneticileri hani kendilerini, seviyelerini bir gözden geçirmeli. Hala sen ne diye Türkiye'ye çıkarma atmaya çalışıyorsun? Ayrıca çıkarma gönderdiği ordular da o kadar küçük sayıda ordular değil. 5100 kişilik bir orduyla şu anda Türkiye'ye bir çıkarma atmaya çalışıyor Mısır devleti. Bu arada Mısır devletinin Türkiye'de de çok fazla ordusu varmış gerçekten. Orada da dikkatli olmamız gerekecek. Evet, saldırılarımızın büyük bir kısmı başarısız oldu. Bayağı büyük bir kısmı başarısız oldu bu arada harbiden. Şimdi bizim güneyde kalan orduları acilen kuzeye getirmemiz lazım. Aksi takdirde harbiden biraz sıkıntı çekeceğiz gibi duruyor. Yani önlemlerimizi almamız lazım abicim bizim şu anda. Biraz zorlanıyoruz çünkü gerçekten sizler de fark etmişsinizdir ki. Şuraya 2500 ordu yollayalım. Buradan da 2500'lük bir ordu yollayalım. Aynen öyle. Orada birleştirelim güçleri. Devam. Evet, bir kayıp daha yaşadık. Biraz kötü gidiyoruz sanki, değil mi? Fark etmişsinizdir siz de. Sanki birazcık afalladık. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama sanki biraz afalladık, değil mi? Evet, özellikle kuzey tarafında çok ciddi bir gücü var şu anda Mısır devletinin. Kuzeye benim acilen bir yerlerden destek götürmem lazım. Nasıl götüreceğimi de bilmiyorum. Şimdi ordu basabilirim aslında şu an. Ha evet evet, bizim garnizonları hızlı bir şekilde seferber edebiliriz. Sassari ve Sicilya garnizonlarımızı Mısır Harbi uğruna şu anda biraz feda etmek durumunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Şuradan da aslında bir saldırı gerçekleştirebiliriz. Şu toprağı ele geçirmek önemli bence bizim için. Evet, çok güçlü saldırıyorlar bu arada. Harbiden güçlü saldırıyorlar. Bu kadar güçlü saldıracaklarını düşünmemiştim ben. Bir dakika, saldırmayın koçum, saldırmayın. Aynen öylesi. Şu anda saldırmaya gerek yok. Şu an saldırmak çok gereksiz. Bizim ordu sayılarımız harbiden çok azaldı. Hatta biz
Napoli civarındaki garnizonumuzu da seri bir şekilde seferber edelim. Aksi takdirde biz daha çok sıkıntı çekeceğiz gibi duruyor bu bölgede, bu coğrafyada. Ne yapacağız? Mecbur devam edeceğiz. Yapacak da bir şey yok yani fazla. Şöyle orduları kaydıralım. Adamların ordu sayıları çok iyi ya. Abicim siz niye burada 33 bin ordu bir anda toplandı ki? Şöyle 10 bin, hatta buraya 5 bin yolla. Aynen. Buraya 14 bin, buraya da 14 bin yolla. Zaten birazdan geriden garnizonlarımız da desteğe gelecekler. O yüzden toparlayacağımızı düşünüyorum ben. Hatta 15 binlik ordumuz hemen gelsin. Siz de seri bir şekilde gelin abi. Şöyle çeşitli bölgelere çıkarmalarımızı atalım. Mısır Savaşı bu kadar kolay başlamasına karşın gerçekten devamında epey zorlaşan bir harbe dönüştü. Ama Türkiye toparladı. Zaten bizim bu savaşı ilan etme amacımız yeter ki Türkiye toparlasın. Yeter ki Türkiye toparlasın. Şu kamerayı birazcık aşağı çekeyim bu arada. Heh, daha güzel, daha güzel, tamam. Devam edelim abi. Türkiye umarım buradaki topraklara da birazcık destek gönderir ya, kendi topraklarını kurtardıktan sonra. Evet, çok güzel. Bak, sıkıştırdık şu anda onları. Şu anda onları pek çok bölgeden bakılınca sıkıştırmış görünüyoruz. Şuraya da saldırmam lazım. Orada arada belki sizin göremediğiniz bir toprak var. Çok küçük çünkü gerçekten. Oo. Bir dakika, çok sağlam girdiler lan. Oğlum heriflerin ordularına bak. Beyler, sanki bu girişimimiz pek başarılı olmayacak gibi duruyor, bilmiyorum. Sanki birazcık afalladık gibi görünüyor ya. Bizim istihdamlı bir nüfusa bakıldığında aslında Sicilya'da hiç fena nüfuslar yokmuş. Hemen çok seri şekilde ordularımızı basıp destek getirebiliriz. Yani zaten şu anda Türkiye de neredeyse Mısır'ın tamamını Anadolu'dan attığı için Mısır birazcık güç de kaybedecek. Bakalım, göreceğiz abi ne olacağını. Vallahi şu an kolay bir durumda değiliz. Mısır neredeyse işgal ettiğimiz tüm toprakları geri kurtarmayı başardı. Başarılı bir savaş gerçekleştiriyorlar gerçekten şimdi. Allah var kardeşim. Harbiden başarılı bir savunma ve başarılı bir atak. Yani kendi ilerini ne ya? Kendilerini takdir ettim, tebrik ettim. Başarılılardı gerçekten bu savaş boyunca. Şimdi biraz daha ordu basmam lazım benim. Nereden basabiliriz? Evet, buradan basabiliriz abi. Şöyle güneyden basabiliriz biraz, Napoli civarlarından. Güzel, güzel, güzel. Ciddi sayıda bir ordu getireceğim bu arada ben geriden. Harbiden ciddi sayıda bir ordu getireceğiz yani. Evet, güzel, bak bayağı bir ordu toplandı şu anda. Biraz daha toplayalım geriden. Tamamdır. Şu an için ordunun toplanmasını beklememiz lazım ama bizim ordu sayıları harbiden çok azaldı ya. Cidden bayağı azaldı. Oraya gitmesin, güneye gitsin. Şu an güneye doğru gerçekten hani böyle bir CS tabiriyle rushlıyorlar şu anda güneye doğru. Çok sıkıntı. Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hiç fena değil, hiç fena değil. Sanki toparlıyoruz gibi bir tık. Ama kuzeyde hala çok fazla orduları var. O yüzden işimiz hala kolay değil. Şuradaki orduların acilen toplanması lazım. Orada çok ciddi bir ordu biriktirdik gerçekten. Aslında Yunan topraklarından da getirebilirdik ordu ama oralarda hiç adam akıllı nüfus yok. Dolayısıyla oradan fazla bir destek getiremedim. Ama sevindirici haber şu ki Türkiye Mısır'ı kendi toprakları içerisinden Anadolu'dan neredeyse tamamen attı. Bu bizim için güzel bir haber, sevindirici bir haber. Aslında şu anda belki Mısır ordularını güneye doğru takviye ettiği için kuzeyi boş bırakmış olabilirler. Bu da bizim Kahire'yi vesaire bunun gibi değerli toprakları seri bir şekilde ele geçirebilmemize yarar. O yüzden deneyeceğiz abi. Durmak yok, deneyeceğiz. Durmak yok, yola devam. Hadi bakalım. Çok iyi. Çok güzel. Evet, bak mesela şurada 25 bin orduları var. Onu unutmamamız lazım. 25 bin ordu az bir sayı değil gerçekten. Ama gerideki toprakları şu anda iyi kurtardık. Harbiden güzel kurtardık. Ben bu orduyu seri bir şekilde yollayayım bu arada. Tam oraya doğru. 58 binliği. Geriden toplananları da ayrı şekilde yollarız. Şöyle yapalım. Evet, ordu sayılarımız çok azaldı abi. Harbiden neredeyse bitti yani ordularımız. Çok sıkıntılı bir durum. Ya aslında şu anda benim Türkiye'nin desteğine ihtiyacım var. Ve evet, Türkiye destek getirdi galiba. Galiba bir saldırı yaptılar. Yanlış görmediysem ama galiba başarısız oldular yine aynı şekilde. Bunu da getirelim. Onlar gelecekleri de getiririz, hiç sorun yok. Hepsini toplarız abicim biz buralarda onların. Şimdi ne yapacağız o ordular gelene kadar? Vallahi hiçbir fikrim yok. Adamların ordu sayısı çok fazla. Biz de fazla savunma falan yapamıyoruz şu anda. Ya görüyorsunuz işte abicim, Türkiye'yi, müttefikimizi kurtaralım diye kendi ordularımızı nasıl feda ettik? Böyle söyleyince çok da iyi bir şey gibi gelmedi kulağa, farkındayım ama harbiden lan. Başka bir ülke için niye kendi ordularımı feda ettim ki ben? Böyle düşünce harbiden çok kötü geldi kulağa ya, lanet olsun.
Evet biraz kötü olmuş abi, biraz kötü olmuş. Ama sorun değil. Yani diplomatik olarak bizim itibarımızı gerçekten Allah katına çıkaracak bir şey bu. Öyle bir şey yani. O yüzden sorun yok abi. Halka böyle açıklarız en azından. Yapacak bir şey yok yani. Başka bir şekilde açıklayamam. Bu kadar orduyu niye kaybettiniz? Neden bu kadar ordumuz öldü bizim diye sorduklarında ben ne diyeceğim, değil mi? Ben ne diyeceğim? Evet şöyle bu arada bizim 50 binlik ordu da geldi, 15 binlik de geliyor. Toparlıyoruz beyler, siz rahatta kalın. Gerçi bu bizim aslına bakarsanız sadece Türkiye için ilan ettiğimiz bir savaş değil ki. Ya bir yandan da bizim kendi Kuzey Afrika planımızı uygulayabilmemiz adına ilan ettiğimiz bir savaş bu bizim. Dolayısıyla açıklamamızı rahat rahat yapabiliriz bence. Öyle değil mi? Evet devam edelim, deneyelim. Deneyeceğiz mecbur. 15 bin, 15 bin, 15 bin. Bu şekilde deneyeceğiz abi. Başka ordu geliyor mu? Geliyor evet. Geriden hala belli sayıda bir ordu geliyor. Bir de bu sefer Kızıldeniz'e doğru bir ordu geçiriyorlar Süveyş kanalından. Oradan da bir çıkarma yiyebiliriz. Daha da sıkıntı. Evet biz güneyi tamamen kaybettik şu anda neredeyse. Bu sefer de kuzeyi kazanıyoruz. Evet Kahire önlerine geldik bu arada, şaka maka. Harbiden Kahire'yi eğer düşürebilirsek bu tur, bu savaşta bizim için yaşayıp yaşayabileceğimiz en büyük gelişmelerden bir tanesi olacak. Şöyle yapalım kardeşim. Süveyş kanalından geçip şuraya çıkarma atsın bu 15 binlik ordu. Çünkü bizim acilen güneye orduya ihtiyacımız var. Evet hala kayıplar yaşıyoruz. Evet güneyi tamamen kaybettik ama evet Kahire bizde. Gayet güzel, bir tane ordumuzun burnu dahi kanamadan Kahire toprağını İtalya devletinin hakimiyeti altına geçirdik, işgal altına aldık. Çok güzel. Devam edelim. Hiç fena değiliz abi. Bence şu anda hiç fena değiliz. Hiç fena değiliz. Aslında şuradaki garnizonları da seferber ederdim de yok abi. O kadar büyük bir seferberliğe Mısır Savaşı için gerek yok. Yani bu savaş biraz Rusya-Ukrayna Savaşı'na döndü. Savaşın başlarında Rusya'nın kolayca almasını beklenen Ukrayna devleti öyle güzel bir savunma yaptı ki şu anda hala öyle inanılmaz bir ilerleyiş kat edemedi Ruslar. Biz de aynı şekilde Mısır'dan bu kadar büyük bir direniş beklemiyorduk ve karşımıza çıkan bu direniş karşısında biraz çaresiz kaldık ve ben öyle düşünüyorum ki dünya kamuoyu da şu anda bu durum karşısında şaşırmıştır. Çünkü dünya kamuoyu da İtalya'nın Mısır'ı rahat bir şekilde alabileceğini tahmin ediyordu. Biz tahminlerin biraz daha tersine Mısır'da bayağı bir zorlandık ve hatta büyük ihtimalle alamayacağız. Yani bakacağız, göreceğiz ama sanki alamayacağız gibi duruyor. Evet Batı'yı da tamamen kaybettik neredeyse. Tam sorun değil. Batı'yı tekrar kurtardık az çok ama yani biraz zorlanıyoruz işte be. Biraz değil, bayağı zorlanıyoruz ya. Keşke bu kadar zorlanmasaydık. Keşke daha kolay bir şekilde bitseydi bu savaş ki ordu sayılarımız da gene bitti zaten. O gelen 70 binlik ordu bir anda gene eridi. Bir şekilde gene eridi yani o ordu. Zor abi zor. Kolay bir savaş değil. Evet orada da 4500 orduları varmış. Ben bunları şu anda vasalım alabiliyor muyum? Alabiliyorsam direkt vasalım yapayım yani. Ki oha sadece 40 yıldızım mı var? O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Şuradan birkaç tane toprağı alıyorum. Buralar benim için üs olacak. Biz Mısır'a bir kez daha savaş ilan edeceğiz abi. Tamam mı? Biz Mısır'a bir kez daha geleceğiz. Bir kez daha savaş ilan edeceğiz. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle bir kez daha geleceğim ben o coğrafyaya. Bir savaş daha ilan edilecek, merak etmeyin abi. Hiç değilse müttefikimiz Türkiye'yi kurtarmış olduk. Biz olmasaydık muhtemelen Türkiye şu anda tamamen Mısır tarafından işgal edilmişti ve bir müttefikimiz başka bir devlete kurban gitmişti. Yani bu bizim diplomatik ağırlığımızı çok düşürecek bir olaydı gerçekten ama biz buna izin vermedik. Evet bu arada geçtiğimiz bölümlerin yorumlarında sürekli eğer aynı toprağa yatırım yaparsam bir yerden sonra gelir katkısı vermiyor o toprak şeklinde bir öneri, bir yorum gördüm. Ben de o zaman diyorum ki bundan sonra her toprağımızı ortalama 100 bin ekonomiye çıkardıktan sonra ekonomik yatırım yapmayı bırakacağız. Yani amacımız her toprağın ekonomisini 100 bine çıkarmak. Mesela bakın Floransa toprağı şu anda 100 bine çıktı. Floransa'ya daha fazla ekonomik yatırım gerçekleştirmeyeceğiz. Bunun yerine onun 3 altındaki 3 toprağı ekonomik yatırımlar gerçekleştirip bu toprakları 100 bine çıkarmaya çalışacağız. Böylece ülke ekonomisi tıpkı Türkiye'de olduğu gibi sadece bir bölgeye değil, yani sadece Marmara bölgesine değil, bütün bir ülke çapına yayılmış olacak. Bütün ülkenin ekonomisini taşırken eşit yüklere sahip olacak abi. Sadece bir bölgeye ya da bir şehre atamayacağız bütün ekonomiyi. Bu şekilde daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla amacımız İtalya yüzyılı bütün topraklarımızı 100 bin ekonomiye çıkarmak.
Bakalım başarabilecek miyiz, göreceğiz. Evet, gayet güzel. Bir tane daha toprağımız şu anda 100.000'e çıktı sayılır. Bir tanesi daha çıktı sayılır, tamam. Sıradaki 3 toprağı şimdi yapıyoruz artık ekonomik yatırımlarımızı. Pavia toprağı başta olmak üzere. Evet, gayet güzel. Paramız da yavaş yavaş bitiyor. Çok güzel bir ekonomik atılım yaptık gerçekten bu arada. Şu anda ekonomimiz 2.2 milyon civarlarına kadar çıktı. Tamamdır, bir süre artık bekletebiliriz ekonomik yatırımları. Asimilasyon işlemlerimizi başlatalım. Şu anda önemli olan gündem maddelerinden, gündem başlıklarından bir tanesi asimilasyonlar. Aldığımız Yunan toprakları olsun, Mısır'dan üst niyetine aldığımız topraklar olsun. Bu gibi topraklarda hala farklı milletlere adapte olmuş, farklı milletlere kendini benimsetmiş pek çok insan var. Bunların artık tamamen İtalya hükümetini ve İtalya milletini benimsemesi gerekiyor. Her ne kadar acı bir gerçek olsa da bu asimilasyonlar gerekli. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen devam edelim. Çok güzel, çok güzel. Vergilerimizi birazcık azaltalım. Halkımız biraz daha mutlu olsunlar. İspanya Sırbistan'a karşı beni savaşa davet ediyor. Katılırım ben bu savaşa ama çok da öyle asker göndereceğimi falan zannetmiyorum. Zaten hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesi de İspanya'nın Sırbistan'a savaş ilan etmiş olması. Bir dakika lan, saldıran taraf Sırbistan. He, saldıran taraf Sırbistan, sen hayırdır birader? Tamam, Türkiye halleder onları, sorun yok ya. Şimdi benim şu Fas'ı yeniden bir kendi hakimiyetim altına almam lazım. Vasallaşma talep et. Oha, reddettiler lan. Aa, İspanya Fas'la savaşa girmiş. Niye? Yapma be İspanya. Orası benim toprağım koçum ya. Ora vallahi benim toprağım ya. Bu olmadı yani. Orayı ben alacaktım. Niye böyle bir şey yaptın ki şimdi? Ben yakıştıramadım. Ben vallahi billahi yakıştıramadım. Bu arada benim şu garnizonlarımı yeniden toparlamak için ordu basmam lazım şu anda. O ordu basım işlemlerini bir gerçekleştirelim seri bir şekilde. Yani harbiden İspanya'ya yakıştıramadığım bir durum oluştu ya şu anda orada. Yani o toprak bildiğin halis mulis İtalya toprağıdır kardeşim. Zamanında bizim orada hakimiyetimiz oldu, Roma İmparatorluğu döneminde. Niye şimdi böyle yapıyorsunuz ki? Yani ayıptır. Yapmayın. Umarım hemen alamazlar orayı. Böyle çok seri alamazlarsa eğer bir yerden sonra Fas benim ultimatomumu kabul edebilir. Ama bu sefer de ne olacak? Benim vasalım olan bir devlette benim müttefikim savaşıyor olacak. Yani İspanya-Fas savaşı devam edeceği için çok sıkıntı ya. Bu çok sıkıntılı bir durum. Türkiye bu arada Afganistan'a karşı beni savaşa davet ediyor. Savaşı ilan eden taraf Afganistan. Katılıyorum. Türkiye'ye sürekli bu arada birileri savaş ilan ediyor. Ben bunun nedenini anlamadım mesela. Türkiye'ye sürekli hangi coğrafya fark etmez, bir coğrafyadan, en az bir coğrafyadan savaş ilanı var sürekli Türkiye'ye. Yani gerçekten acayip bir durum. Ama öyle de bir durum var ki Türkiye veya İspanya devletlerine savaş ilan eden bir devlet karşısında şununla karşılaşıyor abi. İnanılmaz bir görüntü. Hatta ben şimdi daha da beterini yapacağım. Karşısında bununla karşılaşıyor abi. Gerçekten inanılmaz. Neredeyse bütün Akdeniz coğrafyasıyla bir anda kendini savaş içerisinde buluyor. Bize savaş ilan eden, bırakın bize savaş ilan etmeyi, bize yan bakan adam direkt bu kadar coğrafyayla savaş halinde buluyor kendini. Öyle bir diplomatik gücümüz var işte bizim. Öyle kardeşim. İnanılmaz bir diplomatik güç gerçekten. Hem kendi biriktirdiğimiz, kendi gücümüz gayet iyi. Hem de elimizde tuttuğumuz diplomatik güç gerçekten çok iyi. Her açıdan mükemmeliz şu anda. Şimdi Napoli'ye de bir tane yine bir garnizon yapacağız. Geri kalan orduyu Roma'ya yollayalım. Evet, çok güzel. Ukrayna kim? Ya kim savaşı ilan etti gene? Gene saldıran taraf Ukrayna. Oğlum, sizin Türkiye'yle ne alıp veremediğiniz var lan? Tamam, artık benim de ordularımı hani bir seferber etmem lazım. Çok fazla devletle savaşa girdik. Sırbistan, Ukrayna, Afganistan. Tamam, Türkiye Sırbistan'ı bitiriyor. Ukrayna'yı da bitirebilir mi? Ya tamam tamam, dur, Ukrayna'ya karşı ben destek getireceğim, bir dakika. Ukrayna'ya karşı ben destek getireceğim. Çünkü bunlar harbiden rahat bırakmayacaklar yani Türkiye'yi, anlaşılan o ki. Evet, 75 binlik İtalyan ordusu şu anda Marmara Boğazı'ndan geçti. Ve evet, çıkarmamızı attık, şimdi ilerlemeye devam edebiliriz. Aa, buralar normalde İspanya toprağıymış. Bak sen, İspanya ne ara gelmişti Kırım almıştan, helal olsun size. He, Rusya'dan almışlardı değil mi galiba burayı? Hatırlıyorum, hatırlıyorum, evet. Birkaç bölüm önce, aynen öyle. Birkaç bölüm önce almışlardı. Çok güzel. Bir dakika, sen, aynen sen de git oraya. Oğlum ne oluyor lan bunlar? Sürekli alıyorlar lan bu toprakları. Devam edelim. Oğlum çok fazla orduları var, oha. 75 bin ordum bir anda eridi ya. İnanılmaz.
Benim demek ki biraz nüfus yatırımına ihtiyacım var. Benim bol bol nüfus yatırımına ihtiyacım var. Aynen öyle. Benim sağlam bir nüfus yatırımına ihtiyacım varmış. Onu anlamış olduk abi. Bu saatten sonra ekonomik yatırımları bir süreliğine biraz olsun askıya alıp artık biraz daha nüfus yatırımlarına kendimizi vermeye çalışacağız. Bunun devletimiz için daha faydalı olacağını düşünüyoruz bizler. Zaten şu anda ekonomik puana baktığında biz 7. sıradayız ama nüfus puanına baktığında biz neredeyiz? 11. sıradayız. Yani nüfus puanında gerçekten de biraz geride kalmışız. Ukrayna savaşı bitmiş bu arada, hayırlı olsun. Türkiye neredeyse bütün Ukrayna'yı böylece eline geçirmiş oldu. Sırbistan Savaşı ile beraber Türkiye bütün Sırbistan'ı da eline geçirdi. Afganistan Savaşı'nda bence bitirelim artık, gereksiz bir savaş. Evet, kabul etmediler. Niye kabul etmediler bilmiyorum ama reddedildi. Tamam, sıkıntı değil. Evet, gayet güzel. Benim bu arada Roma'ya da birazcık ordu yollamam lazım. Koca devletin başkentinde bir tane ordu yok. Bu gerçekten saçma bir durum. Olmaması gereken bir durum. Evet. Belçika kim savaş ilan etti? Yine saldıran taraf Belçika ya. Bunlar kafayı yemiş ya. Bunlar vallahi kafayı yemiş ya. Tamam, bekle, ben de benimkileri orduya çağıracağım, dur. Bekle. Bu arada Fas ne oldu Fas? Aa, Fas İspanya'yı yeniyor lan. Kardeşim gel, benim vasalım ol, bak ben sana diyorum. Ama bak, kabul etmiyorsun yani. Kabul etmiyorsun, böyle olmaz. Tamam, geldim ben Belçika Savaşı'na, geldim. Bu Belçika zaten oyunun başından beri rahat durmadı. Herifler oyunun başından beri birilerine, bizim müttefiklerimize, bizim yakın olduğumuz devletlere savaş ilan ediyorlar. Yani Belçika'yı ben gerçekten en şiddetli şekilde kınıyorum. Yakıştıramıyorum bu yaptıklarını Belçika'ya. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Yakıştıramıyorum. Ya Mısır için de artık evet ayrı bir harekat planı yapmamız lazım ama o biraz daha istihdamlı bir nüfusumuzu yukarıya çıkardıktan sonra gerçekleştirilecek olan bir olay. Evet, yavaşla artık bu bölümü burada noktalayalım dostlar. Güzel bölüm oldu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur. Video beğendiyseniz aşağıdan like atmanız yeterli. Aynı zamanda hemen aşağıdan kanala da abone olabilirsiniz. Açıklamadaki linklerden Instagram, forum, Discord ve Twitch hesaplarına erişebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.